Bir iki dakika bekleyin de Dilem gelsin. Şimdi yorumlarınızı tutmayın Dilem. Tamam bir bakalım arkadaşlar o zaman. Tamam. Danışman arkadaşlarla bir para alabilmesi için. Sen hocam biraz gelirsen şöyle. Ve şunu da söylemek isterim. Türkiye'nin bu kadar acılı günlerden geçerken ve insanlar kaybettikleri evlatları için gözyaşı dökerken böyle bir basın buluşmasını, böyle bir açıklamayı yapmayı hakikaten uygun bulmuyorum. Ancak basın kuruluşlarından gelen yoğun talep üstüne mecliste neler olup bittiğini anlatmak için bir araya geldik. Bu açıklamayı yapmaya karar verdim. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlı Aka, geleceğini belirleyen hayati öneme sahip anayasa değişikliği için çok uzun süredir söz hakkı almak istemişti. Söz hakkını alamayan Nazlı Aka, kürsü ve söz hakkı ile ilgili tüzüğü hatırlatmak amacıyla kendisini kürsüyle kelepçeledi. Kendisini eylemi sona erdirmesi için ikna etmek üzereyken, çevresi AKP'nin kadın milletvekilleri tarafından kuşatılmış, mecliste hiç yakışmayacak bir saldırıya uğramıştır. Görüntülerden dikkatle planlandığı anlaşıldığı üzere bu saldırıdan bizler de nasibimizi aldık. Olay bundan ibarettir. Hayatımda kişisel olarak konuşmak gerekirse hiçbir canlıya en küçük bir fiske vurmadım, vurmayacağım. Savunma amaçlı olarak bile nasıl vurulabileceğini bilmem. Karşımızdakilerle aramızdaki fark bu kadar basittir. Bu şiddeti anlayabilmem mümkün değil, kabul edebilmemiz mümkün değil. İnsanı dehşete düşüren bir nefretle aynı görüşte olmadıklarına fiziki güç kullananlara uluslararası sözlükte milletvekili değil haydut deniyor. AKP saldırıya kavga deyince saldırı kavga olmaz. Bu tamamen bir saldırıydı. Kavga kelimesi kendilerinin ürettikleri bir kelimedir. Gerçeği değiştirdiğinizde gerçek kaybolmaz. Sadece toplumu aldatmış, içinde bulunduğumuz durumu saklamış olursunuz. Planlı saldırıyı planlı bir propagandayla kadınlar arası kavga diye kamuoyuna sunan AKP, bizi doğrulayan görüntüler karşısında bile en küçük bir mahcubiyet hissetmedi. Bu nereye geldiklerini gösteriyor. Daha da dehşetlisi, bu bize aslında anayasayı geçirdiklerinde, geçirmek istedikleri anayasayı geçirdiklerinde, mutlak güce sahip olduklarında yapabileceklerinin ayak izlerini, ayak seslerini veriyor. Bütün ülkeye kim olduklarını anlattılar. Kontrol edilemeyen güç, daha tam olarak ellerine geçmemişken bunu yapanların sonrasında neye düşüneceklerini siz bir düşünün demek isterim. Kadın zerafetinden, kürsü özgürlüğünden, farklı olmaktan ne anladıkları çok net görüldü. Saldırı zaten oldukça kötü giden sürece uygun bir kapanış oluyor zannediyorum. Bu değişikliklerin ülkemiz için ne kadar ağır sonuçlara yol açacağını biliyor ve bunu halkımıza anlatmaya çalışıyorduk. Tek çabamız buydu. Buna rağmen bu zafer sarhoşluğunun bu kadar sert ve bu kadar küstahça yansıtılmasını gerçekten beklemiyordum. Ben hafif atlattım. Ama Sayın Buldan'ın durumu konusunda gerçekten endişeliyim. Umarım ki kalıcı hasar olmadan ayağa kalkacaktır. Bu hararetli anlarda beni korumak için kendilerini fiziksel olarak riske atmış Sayın Selina Doğan'a, Sayın Burcu Çelik ve Sayın Meral Danış Beştaş'a teşekkür etmek isterim. Denizli Milletvekilimiz Melike Basmacı ve Meclis Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'a bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Arkadaşlarıma dayanışmaları için çok teşekkür ediyorum. CHP kadın milletvekilleri olarak endişelenen, üzülen, destek olan bütün halkımıza en derin minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılarımla. Görüntüler zannediyorum açıklamaya bile gerek bırakmıyor. Görüntüler bizi doğruluyor. Yani herkes orada fiziksel olarak neye maruz kaldığımızı gördü. Şu anda zedelenmelerden dolayı protezimi kullanamıyorum. Ancak dediğim gibi yani Türkiye'nin bu kadar acı gündemi içinde kendimle ilgili sıkıntıları paylaşmayı da uygun bulmuyorum. Bundan da utanç duyuyorum. Meclisin sunduğu bu tablodan da utanç duyuyorum. Gerçekten utanç duyuyorum. Ben eğer teşekkür etmeyi unuttuklarım varsa bir kere daha tekrarlamak isterim. Burcu Çelik, Sayın Selina Doğan, Sayın Burcu Çelik ve Sayın Meral Danış Beştaş kendilerini gerçekten fiziksel olarak riske atarak beni korumaya çalıştılar. Bir kere daha kendilerine teşekkür etmek istiyorum buradan. Rica ederim. Buyurun lütfen. O arada beni korumaya çalışan bir kadın milletvekili araya girdi. Burcu Çelik
diye benim hafızamda öyle yer alıyor. Zaten görüntüler dediğim gibi doğruluyor. Ve daha sonra da itilip kakılarak darp ediliyorum. Bunu bilmiyorum. Görüntülerden doğrulayabilirsiniz neler olduğunu. Yani ben gerçekten o saldırı sırasında dehşete düşmüş durumdaydım. Çok üzgünüm. Gerçekten şey yapamıyorum. Ama beni korumaya çalışan milletvekillerimiz araya girdiler ve kendileri de darp edildiler bu süreçte. Doktorlarımızın kararına bağlı olarak protezimi kullanamadığım için tekerlekli sandalyemle bugünleri geçireceğim. Bu kadar. Bu arada sizlere bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yani zahmet edip geldiniz buraya. Ama gerçek gazeteci olduğunu kanıtlayan sevgili dostumuz, milletvekili arkadaşımız Ali Şeker'e de bir kere daha buradan minnetlerimizi iletmek isteriz. Hayır, aranmadım. Hayır, aranmadım. Herhangi bir, yani bu görüntülerden sonra zaten herhangi bir zarafet ve nezaket davranışını da beklemiyoruz. Olmadı, hiç mecliste de hiçbir yaptırım olmadı. Devam etmeye başardık. Yani bütün bunların üstüne yaptıkları bu planlı ve korkunç saldırı görünmesin diye, gözler önüne serilmesin diye, dünya ve toplumun gözün önüne serilmesin diye bir de utanmadan gizli oturuma geçmeye çalıştılar. Gazetecileri meclisten kovmaya kalkıştılar. Biz bunları aynı şekilde iç güvenlik yasasını geçirirlerken yaşamıştık. Onların tekrar yansımalarını yaşadık dün gece. Evet, kınamada bulunmadılar. Biz revire kaldırıldıktan sonra arkadaşlarımızın talebi, grup başkan vekillerimizin talebi üstüne böyle bir şiddetin kınanmasını gerçekleştirmediler. Meclis başkan vekilliği kürsüsü üstünden. Bunları da gördüm. Bir hastanedeyim şu anda. Evet. Dün öyle bir fotoğraf vardı. Evet. Görüntüler. Tabii arkadaşlarımın söylemek istedikleri bir şey olursa. Şöyle, saldıran kişiyle mağdur edilenleri aynı kefeye koyan bir uygulama oldu dün mecliste ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani orada biz adalet bekledik ve nitekim protesto ederek, adalet diye bağırarak bunu ifade ettik. Ama son derece adaletsiz bir şekilde, dediğim gibi, saldıran kişiyle mağdurları aynı kefeye koyan bir açıklama oldu. Oysa görüntüler ortadaydı. Kimin mağdur edildiği, kimin saldırdığı ve hangi erkek AKP'li milletvekilinin bunu organize ettiği el işaretiyle son derece açık bir şekilde görünüyordu. Daha önce geçirdiği bir kazanın, onu söyleyeyim de, saldırıda kavgayı ilk başlatan kişi AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'tir. Daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı kullandığı boyunluğu dün adeta rol yaparak başlattığı kavgadan, saldırıdan sonra takarak mağdur pozuna girmiştir. Gökçen Özdoğan Enç'in mağdur olmadığı ortadadır. Yaptığı tamamen bir roldür. Mağdur olan arkadaşımız buradadır. Sevgili Şafak Pavey'dir. Denizli Milletvekilimiz Melike Basmacı'dır ve HDP milletvekilleridir. Hem saldırı hem mağdur rolüne girmek AKP'lilerin çok bildiği, uzun yıllardır kullandığı bir taktiktir. Halkı kandırmaya çalışmasınlar, halkı aldatmaya çalışmasınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim bir fotoğraf çekecek arkadaşlar.